Şu an 2000 yılın ilk günlerinde seyfede az da olsa sevindirici bir pozisyondayız. Çünkü son zamanlardaki az da olsa yağışın etkisiyle ve birazcık kar yağması ile beraber göldeki su oranımız %40-%50 civarına kadar ulaştı. Bu da şunu gösteriyor. Seyfe Gölü tabanı çorak toprak olduğu için yağan yağışlar da olsa bir damla bile su düşse tabana inmiyor ve yüzeyde kalıyor. Yani Seyfe Gölü kuş cennetine tabandan su girmiyor, tabana su gitmiyor. Biliyorsunuz Eylül, Ekim, Kasım aylarında gölümüz tamamen kurumuştu. Kurumasının sebebi de buharlaşmaydı. Çünkü yüzey su girişimiz maalesef olmuyordu. Şu an yine yüzey su girişimiz yok ama yağışların etkisiyle ve gölün toprak yapısından dolayı şu an gölümüzde su oluştu. Bu kadar suyla bile şu an binlerce kuşu bir arada görebiliyoruz. Çünkü dünyada 4 adet göç yolu var. Bunlardan 2 tanesi Türkiye'den geçiyor ve bir tanesi de Seyfe Gölü kuş cenneti üzerinden geçiyor. Buradan geçen kuşlarımız eğer ortam güzelse gelip konaklıyorlar, dinleniyorlar, kalıyorlar. Ortam müsait değilse maalesef devam edip geliyorlar. Eğer ortam müsait değilse ben bir doğa suçu işlediğimizi düşünüyorum. Çünkü o kuşların yaşam hakkını onlara vermemiz gerekiyor. Onlara barınabilecekleri, dinlenebilecek ortam sağlamamız gerekiyor. Nasıl insanlar için buna sağlamak zorundaysak, kuşlar da bir canlı olduğu için aynı ortam onun için sağlamak zorundayız. Göl kuruduğu zaman maalesef biz de rahatsız oluyoruz. Şu an binlerce kuşu görebiliyoruz. Nedir bunlar? Kaz sürüsü mevcut, ördek sürüsü mevcut, angıtlarımız var, martılarımız var, diğer yere kuşlarımız var. Kazlarımız bir müddet daha burada kalır hava sıcaklığına göre ama ördek ve angıtlar daha fazla kalıyor. Yani bu kadar su oranı bizi mutlu etmiyor. İstiyoruz ki biz gölümüz hiç kurumadan devam etsin. Misafirlerimiz dediğimiz kuşlarımızı uygun ortam sunamazsak bunun rahatsızlığını duyuyorum. Şu an Seyfe ile ilgili yapılan çalışmalar var. Bunlar devam ediyor. Tabii doğa birdenbire bozulmadığı gibi birdenbire de düzelmiyor. Benim arzumuz Seyfe Gölü Ekolojilerine olarak çalışmanın hızlanması, bir an önce Seyfe Gölümüz eski güzelliklerine dönmesidir diyorum. Geçen sene Ağustos'un sonuna kadar neredeyse %90 oranında doğruluğumuz vardı. Bu da en büyük faktör yağışların Haziran-Temmuz'a kadar sarkmasından dolayı kaynaklandı. Değilse yüzey su girişi geçen sene de yoktu. Ama ona rağmen dediğimiz gibi gölümüz kurudu. Şu an %40'lar civarındayız. İnşallah yağışlarımız devam eder. Bilhassa Temmuz'a kadar devam ederse doğruluk oranımız da devam edecektir. Ve kuş sayımız da hem çeşitli olarak hem sayı olarak artacaktır. Bu da Seyfe Gölü kuş cennetinin güzelliğini ortaya koyacaktır. Kuşlar Seyfe Gölü'nün önemini bizden daha çok biliyor diyorum. Biz de en az kuşlar kadar Seyfe Gölü'nün önemini bilirsek gölümüz kurtarılacaktır.